Şimdi malzemelerimizi tanıtıyoruz. Bir adet yufkamız var. Gördüğünüz gibi. Az bir kaşarımız var. Bir adet yumurta. Bir de sıvı yağımız. Çok basit bir yumurtalı börek gözleme adında menü hazırlayacağız size. Çok güzel ve kolay. Her zaman her an yapabileceğiniz bir şey. Yumurtayı direkt koyuyoruz. Elimizle her tarafını yediriyoruz. Her tarafını yedirmek gerekiyor. Yoksa kabarmaz. Çok kıtır kıtır yufka elde edersiniz. Bir yerinde boşluk kalmayacak. İçine dilerseniz farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Tuz koymuyoruz. Peynirimiz yeterince tuzludur. Bir peynir rendeliyoruz. Çok fazla malzeme koydunuz mu böreğiniz kabarmayabilir. Şimdi bunu gözleme gibi dörde katlıyoruz. Şimdi pişireceğiz. Evet, şimdi pişirmeye geçiyoruz. Tavaya bir parmak kalınlığında diyelim sıvı yağ koyuyoruz. Onun ısınmasını bekliyoruz. İyice kızması lazım. Şimdi böreğimizi koyuyoruz. Bunun kabarmasını bekleyeceğiz. Özellikle kahvaltılarda misafirlerinize harika değişik bir gözleme yapmış olacaksınız. Böreğe de benziyor. Gözleme de diyebiliriz. Bir bakalım. Biraz çevirebiliriz. Sonra tekrar çevirelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabarıyor. Tabii sonra biraz sönecek bu ama gene de kat kat börek şeklinde kalacak. Biraz daha dursun. Tabağımızı hazırlayalım. Şöyle tabağımızı alalım. Olmuştur. Bir bakalım. Birazcık daha durabilir. Ne kadar kızarırsa o kadar kalın olacak demektir. Hemen sönmez. İyice kızarmasını sağlayacağız. Siz bunun içine ince ince sucuk, pastırma da koyabilirsiniz. Fakat çok kalın olmasın, kabarmasını engelleyebilir. Şimdi altını kapatıyoruz. Peçetemizi alıyoruz. Fazla yağını alması için. Şöyle koyuyoruz. Gözleme böreğimizi de üzerine alıyoruz. Afiyet olsun.